Şimdi şöyle düşünün, aslında burada elektronik de var, market de var. Yani sadece bu var diye bir şey yok. Market, elektronik. Daha çok insanın üzerine giydiği var. Bir de barındığı yerler var. Nerede barınıyoruz? Gidip ofisimizde çalışıyoruz. Evimizde çalışıyoruz. Otele gidip konaklıyoruz. Bu mekanların tamamını teşhir eden veya o gördüğümüz ürünlerin ve Türkiye'deki markalarımızı bir araya topladığımız ve İstanbul'un çok önemli bir lokasyonu, özellikle tarihi yarım adaya çok yakın. Yani şey alın, Fatih'ten alın, Sarıyer'e kadar gerçekten hem gelişen bir bölge, hem havaalanlar biliyorsunuz bir buçuk sene, bir sene gibi bir süre kaldı. Tam havaalanının ilk çıkış noktası bizim orası aslında. Onun için AVM'lerin de orada çok olduğu, bizim projede karma olduğu için böyle bir projeyi danışmanlarımız veya AVM'ler CL önerdi. Biz de çalıştık, uluslararasını inceledik, İstanbul'u inceledik, mobilyacılarla veya bu işle ilgili avizecilerle, cürcacilerle, bunların tamamı mimarlarla görüştük. Böyle bir projeyi orada uygun gördük. Projeye ciddi katma değer katacağını, ciddi şekilde bir çekim merkezi olacağını. Zaten kendi içerisinde 150 bin metre ofisi var, 1400 konut var, oteliydi. Yaşayan bir proje. Peki Skyland'ın genel olarak son durumu nedir? Aslında ben şunu merak ediyorum. Nisan 2013'tü ilk lansmanı yapıldığında. O zaman dolar 1.8'di, şu an 3.3. Sizin o zaman o dönemde hesapladığınız yatırım maliyetinde bir hani şaşma oldu mu? Onu merak ediyorum. Mutlaka oldu tabii. Yani dolar bazında artmadı, düştü. Çünkü her şeyi dolarla almıyoruz, TL ile de alıyoruz. İşte böyle bir dolar diyeyim, o zamandan bu yana %30-35 arttıysa onda da %10'luk bir düşüş olmuştur. Yani değeri 800 ise işte 750 civarında. Peki genel olarak satışlar ne durumdadır? Bir yabancı ilgisinden bahsettiniz. Onun hakkında da bir bilgi alabilirsek sizden. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında biz diğer konut projelerimizin tamamını sattık. Özellikle Halkalılar, Merter, Florya gibi. Çok az bir elimizde 170-80 tane Bursa'da var. Burada da zaten projenin %50'sini satıyoruz. %50'si zaten ofis olarak, AVM olarak kiralık. Bu %50'nin de %2'sinin 50'si yarısı konut, yarısı ofis. Bunun da satılabilirliğinin şu anda %70'lerindeyiz. Özellikle bu Sultanahmet'den başlayan, sonra işte Beyoğlu, bu Kızılay'dan dolayı böyle Avrupalılarda bir tedirginlik, böyle bir biz yurt dışında ihracatta yaptığımız için şeyde, bu Körfez'de, bu 15 Temmuz hain darbe girişiminin de getirmiş olduğu bir tür tedbirlerden de aslında kendi içimizde haklıyız. Ama dışarıdan baktığı zaman belki de onların yanlış lobileri, şeyleri, bu dış girdi çıktı da bu hava yollarından da belli. Bir azalma vardı ama bu kurların hareketlenmesi, özellikle Körfez'deki yatırımcıları bizim projeyi de çok iyi tanıttığımız için, geçmişten de bir bağlar olduğu için bir kur yükseldi. Adam önceden 3400 lira alıyordu. Şimdi bugünkü fiyattan 2900 alıyor. Bir ciddi hem, ama yerlide de var, bilmiyorum, belki bu dönem olarak biz projenin bitişe yakın olması, süliyetinin ortaya çıkmış olması, birçok etken var. Memnunuz. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun.